zarar yok. Evet. Benim aklıma Şükrü'ye gidiyorum. Merhum Adnan Mendres ezanı serbest bıraktı. Bana 6 hafta hapislik cezası verdiler. Lakin subhanallah, bize mahkemede bu hükmü verirken Adnan Mendres merhum ezanı serbest bıraktı. Allahu Ekber. Şükür Allah'a. En son mahkumiyet bizde kaldı. Allahu Ekber. Ezanın yasaklanmasının en son cezası bizde kaldı. Efendim bir de sizin Şeyh Abdullah Dağıstani ile buluşmanızda farklı bir rivayet var. Şeyh Said es-Sibai diye birisini size refakat edip gösterdiğini söylüyor. Kimi? Şeyh Said es-Sibai. Sibai. Şeyh Said. Evet. Es-Sibai. Es-Sibai efendim, evet. Ya ben Humus'tayken. Evet. Ha, o zaman sizin Humus'tan Şam'a geçişinizde siz yalnız geçtiniz. Evet, yalnız gittiniz değil mi efendim? Evet. Allahu Ekber. Bağdat'taki halvetiniz, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin oradaki halvetiniz esnasında size maneviyatta bir para verildi. Madeni para. Evet. O parayı muhafaza ediyor musunuz efendim? Yok. Ben Hazreti huzurunda Kur'an-ı Kerim okurdum da aşiret kadınları ziyarete gelen Arap ziyaretçiler ben Kur'an-ı Kerim okurken gelip bana yüzüme bakarlardı, elimi överlerdi. 2 kuruş, 1 kuruş. Ben de derim Hacı Sultan'a, para yok, ne kadar da olursa alırım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah. Efendim bir de sizin silsileniz Sisleyi Zehebiye'de. Nerede? İsmail Şirvani, Kurdemiri geçiyor 32. sırada. Nerede diyor? Ama İsmail Enerani yani maksat silsileden Şeyh İsmail Hazretleri. Evet. Enerani. Hayatı çok mu kısa sürdü efendim? Pek listeye şeye girmemiş. Hişam, Şeyh Hişam'ın Sufi Bey kitabında İsmail Enerani'nin ismi zikredilmiyor. İsmail Şirvani da devam ediyor. Mevlana Halid-i Bağdadi'den sonra. Rivayete göre 7 sene yaşandığı söylüyor. Çok kısa ömrü olmuş. 15 gün. Yani ötekiler ona yetişemedi. Emaneti o Şeyh İsmail Halis Muhammed Efendi'ye nakletti. Dağistan'a nakloldu o zaman. Mevlana Halid-i Bağdadi'den sonra ama 15 gün yaşadı. Onun vefatından sonra. Evet. 15 gün manevi vazife yaptı diye anladım ben efendim. Evet. 15 gün yaşadı, 15 gün sonra vefat etti. Mevlana Halid-i Bağdadi vefat ettikten sonra. Değil mi? Onun için demedik. Öteki halifeler onunla buluşup tecrid edemedi. Lakin Mevlana Halid dedi, bu mihrap Şeyh İsmail'ındır. Bu benim postum, onun postudur. Her kim buna dinlerse bana dinlemiş olur. Her kim dinlemezse benden uzaktır. Şems-i Şumus var. O kitabı işittiniz mi siz? Okumadım efendim. Onu notumu alayım ben. Türkçesi de var. Efendim, Osmanlıcası da var onun. Müellifi Şems-i Şumus. Kitabın ismi mi efendim bu yoksa kitabın ismi? Kitabın ismi mi efendim yoksa yazarın ismi? Kitabın ismi. Müellifi İsmail Şirvani Hazretleri mi? Yok. Başkasıdır. Şirvani Hazretleri zikrediyor o. Allah'u ekber. Şeyin hayatını söylüyor. Mevlana Halid'in. Efendim bir de Şeyh İsmail Şirvani'nin Abdullah Dehlevi ile görüşüp görüşmediği hakkında iki fark. Kim var? Şeyh İsmail Şirvani, Kurdemiri'nin Abdullah Dehlevi, yani Mevlana Halid-i Bağdadi'nin şeyhi Abdullah Dehlevi Hazretleri'yle görüştü mü görüşmedi mi diyor. Abdullah Şirvani Hazretleri, İsmail Şirvani Hazretleri. Mesela şey diyor öyle ki, bir rivayet var diyor. Şeyh Hişam diyor ki şeye kadar, Hindistan'a kadar gitti. Dehlevi Hazretleri ile görüştü. Dehlevi Hazretleri Şeyh İsmail Şirvani'yi Mevlana Halid-i Bağdadi'ye havale etti diyor. Şam'daki Efendimiz de şey diyor, Basra'ya kadar gitti, bir zuhurat hasıl oldu, zuhurattan sonra Şam'a döndü, Mevlana Halid'e bağlandı diyor. Tamam, öyle, öyle. Yani ikisinden tamam, bir orada... İkisiye de böyle rivayet ediyor. Edilmiştir diye söylüyorum. Her şeyden rivayetler bazı defa olabiliyor. İhtilaf var. Evet, evet. Efendim bir de Şeyh Şerafettin Dağistan Hazretleri'nin kabrini de ziyaret ettim ben. Yalova'daydım geçen hafta. Birkaç sene önce de Şam'da Abdullah Dağıstan Hazretleri'nin kabrini de ziyaret ettim. Şeyh Şerafettin Hazretleri'nin bir eseri var. Menkıbe-i Şerefiye diye Hasan Burkay Hoca'nın hazırladığı bir eser. Menkıbe-i Şerefiye, Hasan Burkay. Vefat etti 2006 yılında. Hasan Burkay. Hacı Hasan Ankara'da. Burkay. Burkay, evet efendim. Ne diyor onun kitabı? Orada diyor ki Şerafettin Hazretleri dedi ki kıyamete kadar tarikat usulü ve tesiri bakımından 7 tarikat diyor kıyamete kadar baki kalacak. Evet. Yalnız sadece Nakşibendiye tarikatının tesiri ve usulü güçlü olarak devam edecek diyor. Diğerlerininki zayıf olacak diyor. Bütün zaten Nakşi'den başka bütün tarikatlar münderise derler. Durmuştur. Çalışan yol Nakşili yoludur. Efendim Nakşiliğin içerisinde sizin beyanlarınız var. Bizim tarikatımızın haricindekiler cemaat olmuştur falan diye. Onların tesirleri var mıdır? Metodolojileri, eğitim? Diyor diğer tarikatlar Nakşi tarikatı dışındaki diğer tarikatlar. Yok, yine Nakşi'nin içerisindeki Nakşi kollar. Nakşibendilerin içindeki diğer kollar. Onlar Nakşi'nin içerisinde olan. Evet. Onlar için cemaat oldular da. Şimdi onların artık mazlumiyetleri kalmadı. Ana kol var. Mesela Nil Mübarek. Evet. Ta denize kadar gider. Evet. Lakin Nil Mübarek'ten kuru deniz sağa sola açılan kanallar vardı. Tarlaları suvarmak için. Oraya, lakin onlar bir müddet sonra durur. Aslında Nil Mübarek denize yetişir. O kollar efendim, tarlalar suluyor mu, meyve veriyor mu yoksa durdu mu? O konuda... yok, durur artık, akmaz. Onun için ne kadar Nakşi kolları vardır ki şimdi şehirleri kalmadı. Türkiye'de kaç tane Nakşi kolu var. Hiçbirisinde su yok. Çeşme var, su yok. Bir yoldur şimdi. Onların ısrarla diye vakında, onların ısrarıyla Nakşi'nin silahı yürümez. Onlar Nakşi'ye uyacaktır. Ana kol nerede diye onu bulacaklar. Onu aramıyorlar, diyorlar ki bizimki böyledir. Mesela Hasan Burkay'ın durdu, asli değildi. Yerde adamı yok şimdi. Yerde adamı yok Hasan Burkay'ın. Çeşme durdu, atmıyor. Dağıldı onlar. Hasan Burkay veyahut Osman Topbaş. onu kullandırmıştım. Çeşme var, su akmıyor. Efendim, Ramazanoğlu. Efendim, Mahmut Sami Ramazanoğlu. Evet. Onun yolu o da durmuştu. Çeşme var, suyu kesik. Şimdi yolun üstünde duran şey Muhammed Efendi'dir. Evet, sizin ilgili yapılan çalışmalarda ki şöyle bir sizinle yapılan ilgili çalışmalarda şöyle bir şey var. Nazım Efendi'nin bayanlara el öptürmesi hep eleştiri konusu olmuş. Bu tez vesilesiyle bir cevap nasıl yazabiliriz? Şeyh Efendi, şeriatın emrini tutar değil. Evet. Bizim mezhebimiz Hanefi'dir. Evet. Şafii değil, abdestimiz bozulmaz. Evet. Efendim benim burada iletişim bilgilerim falan var. Evet. Benim iletişim bilgilerim, telefon numaram, e-mail adresim. Ben devam edeceğim çalışmaya. Mehmet Efendi'yle de bir irtibatı var. Herhangi bir emriniz olursa başım gözüm üstüne buraya. Ben Ankara'dayım efendim. Kars'ta ikamet ediyorum ama Ankara'da doktora yapıyorum. Biz emir sahibi değiliz. Şimdi biz alelade yolun üstünde tedbirleri duran bir kimseyiz. Estağfurullah. Yukarıda alametler var. Bana ne? Bana da sünnet verdiğinden hakkından gelirim Allah'ın izniyle. Başlıkla mağribeye yetişiriz. Benim o vazifeye beni sürmedikleri var. Ben işte burada aciz sıfatla oturup duruyorum. Ne yapalım? Yani tarikat için kavga mı edelim? Bu Allah yolunda. Nerede insan feyiz bulursa, feyiz çeşmesi varsa içsinler. Bizde kıskançlık diye bir şey yok. Çoktan bitti o. Ama onlar diyor ki bizim şeyhimizde feyiz var. Peki yine ona benziyor. Kimi bıraktıysa yerine, onunla devam edin. Bu Allah yolunda. Bu dünya ticareti değildi. İçinizde büyüklerin danışabileceği adamınız varsa sorsun şeye, Nakşi tarikatının ustası Şeyh-i Nakşibendiye sorsun. Silsilede mi bu kimse? Yalancı mı yoksa doğrucu mu? Aslında erkek varsa, adam varsa, Şeyh-i Nakşibendi'yle konuşacak adamları varsa. Neyse, kendi şeyhlerinin ruhaniyetine sorsunlar. Sorabileceği adamları varsa. Hasan Burkay'a da sorsunlar. Şeyh Sami Efendi Hazretleri'ne sorsunlar. Kaç tane meşahitler vardı? İskender Paşa vardı. Dünyadan affederim. Sorsunlar. Bu kimse izinde adam mıdır? Değil midir? Sorsunlar. Bizde izin yoksa zaten biz adi bir müridiz. Mürid olmaya uğraşıyoruz. Yani dünya işi davamız yoktu, bitti. Ne yapacağız bundan sonra? Ama yeniler gelir. O açıktır Mehdi Aleyhisselam'a kadar. siz gençler bakın. İnşallah. Şeyiniz, sımayız Şeyh Muhammed Efendi ile olsun. İnşallah. Tamam. Başka kimseye bakma. Tamam efendim, inşallah. Evet. Tamam. Anadolu'nun yükü üstündedir. Allah. İstanbul'un da. O göstermez, o adi iddiası olan kimse değil. Olamaz. Evet. Yok hiç, o bunu bile değil. Gelene söyler, bir yol gösterir. Yaparsa yapsın. Yolumuz zikir yoldur. Bunu oku, bunu oku, bunu oku. O içine kapalıdır. Açılmadı o. Açıldı mı? Açılmadığı için söylemez bir şey. Biz artık bizim sınıfımız sınıfta kalanlardan işte Bakı'yede oturduk burada. Gelene söverim, gidene söverim, düşme. Tarikat benim burada bu. Pis yola gidenler iyi batını çıkarır. Tarikattan anlayan nerede? Şeriatı bile yok ki tarikat söyleyeyim ben. Ama benim insanım salit, yetişir mavretine başlıyor. Ne için? Söven şeyh. Şeyh Hişam ve izin veren çeksin kalbeyi. Batını çıkarın. Ehl-i Mesih'le.